kuruluş amacını hani çok pozitif hukuk çerçevesinde, hukuken ne anlama geliyor diye bakmak da mümkün. Ama bunu tarihsel ve siyasal bir çerçevede incelemek de mümkün. İşte pozitif hukukla sınırlı bir hukukçu olarak, hukukçu olarak konuşacak olsam şundan ibaret bir şey aslında. Şimdi bu devlet anayasada laik bir devlet olarak tanımlanmış bir devlet. Ve işte laiklik de hani Türkiye'de hani ta çocukluktan yanlış öğretilen ve çok eksik öğretilen bir şey var ya, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diye. Evet, işin bir boyutu budur. Ama asıl bunun daha detaylı anlaşılması gereken kısmı devlet, daha sonra hukuk düzeni, bütünüyle hukuk düzeninin ve de devletin fiillerinin, işlemlerinin bütün inançlara ve dahi inançsızlıklara eşit mesafede konumlanması ile ilgili bir şeydir. Şimdi dolayısıyla şimdi Diyanet diye bir kurumu salt buradan bakacak olsak, hiç bu işin tarihsel yerini bilmeyecek olsak şey diye anlarız herhalde. Yani öyle bir kurum kurmuşlar ki, yani toplum içerisinde işte ibadet yerleri var. Hani o ibadet yerlerinde çalışan insanlar var. Toplumda böyle bir ihtiyaç var. Devlet düzeninde bir şey kurulmuş. Bu ihtiyaçları gidermek üzere adeta bir kamu hizmeti gibi biz bir yer, bir kurum kuralım. İşte bu da gitsin ibadethanelerin işte temizliğine yardımcı olsun, personeline ücret versin filan. Ama tabii ki hiç böyle değil. Yani böyle halkımızda hani Osmanlı bir şer'i devleti, şeriat devletiydi gibi. Aslında öyle de değil. Çok hukuklu bir devlet. Çok yani cemaatler toplumu, işte milletler birleşimi, bir imparatorluk aslında. Ve de yani böyle bir modern hukuk sisteminden çok uzak elbette. Yani çok geniş coğrafyalarda, çok farklı milletler üzerinde hakim olmak, çok çok hukuklu bir şekilde cemaatlerin hukukuna göre bu işi işletmek artık yani durdurulmuş bir tekli bir hukuk düzeni. Yani tek bütün yurttaşlara eşit olarak uygulanacak bir hukuk düzeninin yönünde bir karar verilmiş. İşte o imparatorluk dağıldı, çok daha küçük bir coğrafyaya geldi. Ve burada aynı zamanda bir uluslaşma süreci ve çok hızlı bir uluslaşma süreci. Ve o dönem yani Cumhuriyet'in kurucu kadroları otoriter bir biçimde bir ulus üretme şeyine girdiler. Projesine dahil oldular ve bu ulusu üretirken de açıkçası hani belki de işte bugüne kadar gelen pek çok ülkenin sorunlarından birisi. Bu ulusu işte Türk olarak tanımladılar ki hani Türk aynı zamanda bir etnisiteye denk geliyor. Yani şimdi şey diyorlar ya, anayasa yurttaşlık bağlı olan herkes Türktür diyorlar ama Türk dediği bir etnisite de var. Dolayısıyla birileri hani tırnak içinde öz Türk oluyor, birileri vatandaş olarak Türk oluyor. Şimdi bu işin bir boyutu ama bir boyutunda da işte bu Türk nüfusun, yani bu uluslaştıracağımız Türk nüfusun çoğunluğunun şey olarak gördüler. İşte Sünni mezhebe, yani İslam'ın Sünni mezhebine ait. Halbuki o Sünni mezhebe bağlı olan nüfus da aslında yani Sünniliği çok özellikle kırsal alanda hani çok böyle kültürel olarak yaşayan, çok kısıtlı olarak bilen bir kitleydi. İşte bir yanıyla o cemaat toplumunu aşmak istendi. Ama yani şeyde Osmanlı'dan gelen bakiye, işte cemaatler, tarikatlar, bunların gündelik hayatta falan çok etkisi var. Hani hem onları bastırmak hem de bir ulusu, yani o Sünniliğin bir nebze modernize edilmiş, modern hukukla bağdaşabilecek bir Sünnilik de üretmek istediler. Malum hilafet kaldırıldı ama işte Şeyhülislamlık makamı da kaldırıldı ama onu Şeriye ve Efkaf Vekaleti, bakanlığı takip etti. Ya dolayısıyla hani Türkiye üzerinde devletin de böyle kendisinin tarif ettiği bir fıkıhla İslam'ın Sünni yorumu ve hatta da yoğunlukla Hanefi yorumunun topluma empoze eden bir kurum haline geldi. Ve tabii şimdi şeye baktığım zaman hani Türkiye'de bir gayrimüslim nüfus vardı öncesinde. O nüfus büyük oranda azaldı. İşte hani 1915'te azaldı, sonrasında işte mübadeleyle azaldı. Ama bu ülkede işte çok ciddi bir mesela, yani İslam içerisinde devletin tarif ettiği veya çoğunlukla öyle tarif eden bir mesela Alevi nüfus var. Ve bu Alevi nüfus da yani Sünnilikten farklı olarak bir kurumsallığı yok. Yani bir devlet dini olmadığı için, ama Sünnilik Osmanlı'dan beri bir devlet şeydi. Bir ulus üreteceğiz. Bu ulus işte adı Türk, dili Türkçe. Dini inancı İslam demekle de kalmadılar. Dini inancı da Sünni. Böyle bir şey çok azdı. Aslında bu şehirleşmeyle, modernleşmeyle cemaatler ve tarikatlar hayatı çok fazla böyle kapsamaya başladıklarını düşünüyorum. Ve devamında da AKP gibi siyasal İslamcı bir iktidar ortaya çıktığı zaman veya daha öncesinde yani Türk sağı her zaman şeydir, yani İslamcılığa yaslanmıştır bir biçimiyle. Şimdi dolayısıyla burası artık çok açık bir dayatmaya, asimilasyona, empoze etme biçimine dönüştü. Ya bunu hani bu işte Aleviler için çok büyük bir sıkıntı. Alevi nüfus için. Yani dolayısıyla hani o Sünniliğin içerisinde bile belli bir yorumu
belli bir anlayışı empoze eden, bunu bütün işte ulus üzerine yaymaya çalışan bir imkan yarattı. Bu aparatı verdi yani. Hani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen bu gelenek ve Diyanet İşleri Başkanlığı geleneği bu aparatı işte şu anda böyle şey otoriter, faşizan bir siyasal İslamcı rejimin eline bu şeyi, enstrümanı vermiş oldu ve evet bu kadar büyük bütçelere sahip olmaması gerekirdi. Dediğiniz gibi Diyanet'in devasa bütçeleri var. Ve bu bütçelerin büyük bir kısmı personel gidiyor ama şunu da biliyoruz işte. Hani işte bu personel şu demek yani hani gidip bir Alevi köyüne de bir cami yapıp oraya da bir şey personeli atayıp o camide hiçbir cemaati olmasa bile ama orada bir şey aslında bir simgesel olarak da bayrak dikmek yani. Ve burada bir kamu hizmeti amaçlı bir kuruluş olmadığı ve gayet yani çok ciddi toplumsal siyasal işlevler yüklenmiş ve rejimin böyle bir artık bir kolonu haline geldiği, vazgeçemeyeceği bir şeye dönüştü. Hani ben burada şunu da söylemek isterim ya, ben mesela siyasal İslamcı cenahı gençliğimden tanıyorum. Yani bir nebze ailevi ilişkilerin üzerinden argümanları da bildiğim bir cenah bu. Yani iktidardan çok uzak olduğu zamanlarda bunların çok büyük çoğunluğu şey diyordu, Diyanet kapatılmalıdır. İşte benim şeyim, dinimi nasıl yaşayacağımı nasıl devletmelidirler. Bayağı Diyanet'e karşı çok açık tavrı var, çok büyük çoğunluğu. Veya işte zorunlu din kültürü dersine de karşıydılar. İşte ben çocuğuma kendi dine eğitimi veririm, ona devletin eğitim vermesi ne demektir diyorlardı. İktidarda değilken böyleyiz. İktidardan uzakken yani Medine hukuku, iktidara gelince Mekke hukukuna geçtiler. Şimdi artık şey demiyorlar, benim çocuğuma kimse nasıl din eğitimi verir ya da zorla onun işte camide nasıl namaz kılacağını nasıl devletin görevi yapar demiyorlar. Tam tersine bizim anlayışımızı biz bütün topluma bu güçle empoze edeceğiz diyorlar ve de hani en ufak bir itiraz olduğu zaman da belki kamuoyuna böyle yansımıyor ama mesela bu okullarda vesairede en ufak bir itiraz olduğu zaman da din düşmanısınla geliyor bunun şeyi, refleksi. Din düşmanısın, oradan sonra da vatan hainisin. Çok tehlikeli bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir yanda çok imkanlar da var. Çünkü dediğiniz gibi artık yani halkın çok büyük çoğunluğu böyle bir tepki ortaya koyuyor. Hani bu bizi şeye de götürebilir. Gerçekten Türkiye'de özgürlükçü, gerçek anlamda bir laikliğin işte oluşmasına imkan da verebilir. Ama bir yanıyla da gerçekten iş işten de geçebilir pek çok anlamda. Ve çok ciddi toplumsal öfkeye, toplumsal çatışmalara da sebebiyet verecek bir pozisyona gelebilir bu gidişat diye düşünüyorum. Önceden şu tartışılıyordu ya, devlet okulunda din eğitimi olmamalı. Hiçbir şekilde olmamalı. Mesela Diyanet, işte Diyanet'e bağlı olan denetim altında işte Kur'an kursu var mesela. Veya işte başka inançlar için, mesela Alevilik için işte bu konuda çalışan dernekler var. Hani yayın evleri var vesaire vesaire. Yani Diyanet ve laiklik hani ya çok böyle soyut bir şekilde konuşacak olursak yani işte bunun malum şeyi de mesela Avrupa'da doğrudan böyle bir Diyanet gibi kuruluş olmasa da mesela İşte belli dine mensup olan insanlar, belli bir şeye mensup olan insanlar devlete belli bir vergi ödüyorlar. Onu da kendileri gönüllü olarak ödüyorlar. Diyor ki ben Katolik'im ve şu kadar benim gelirimden vesairemden şu kadar vergi alınmasına rızam var. Ve ben bunu şeyde kullanılmasını istiyorum. Katolik kiliselerinin işte atıyorum bakımı, onarımı, tamiratında kullanılmasını istiyorum. Şimdi hani sadece buraya böyle düşüneceğimiz bir Diyanet'in yani laikliği zedeleyecek bir yönü olmayabilir. Ama Türkiye'deki Diyanet öyle bir Diyanet değil. Ve 10 yıllardır mesela şey tartışması içindeyiz. Şey, cemevleri ibadethane midir değil midir? Bunun kararını da şey veriyor yani. Hani sünni bir doktrin bunun kararını veriyor. Diyanet işte kabul etmiyor ibadet yeri olarak. Veya Diyanet'in atıyorum Hristiyanlara yönelik, Musevilere yönelik bir hizmet üreticiliği yok. Ve hatta şu mesela bence çok sembolik bir şey. Hani bir yanda diyoruz ki işte bütün laik devlet, bütün inançlar eşit mesafededir. Diyanet İşleri Başkanı ama yani Türkiye'de kamuya açık yerlerde dinsel kıyafetle gezme hakkına sahip olan tek kişi. Devlet tarafından atanmış bir ruhban ve ruhbanın başı rolünde. Dolayısıyla zaten yani şu anki Diyanet'in bu anlamıyla laiklik içerisinde mümkün olabilecek bir Diyanet ile hiçbir alakasının olmadığı bu anlamda da ortada. Bütün buralara gittiğim zaman işte kadının eve kapatılması, çalışma hayatından uzaklaştırılması veya kadının belli düzeyde şiddete maruz kalmasını da hoş gören bir yere doğru gidebilir. Ve artık çok tepki alıyor diye bu konularda fetvaları da bir otosansür mekanizmasından aslında geçirmeye başladılar. Ama bir de bence şimdi yeni bir boyuttayız. Ben dün gördüğüm bir haber itibariyle söylüyorum. İşte Menzil Tarikatı, o kendi yerleşik olduğu Adıyaman'da artık mirasla ilgili uyuşmazlıkları da biz hüküm merciyiz, bir hüküm merciyi kurduk diye bir şey söylediler.
Ya bu adeta şey yani. Ya bunu bir menzi tarikatı değil de dinsel olmayan herhangi bir şey yapsa, herhangi bir cemiyet yapsa orayı şey buldozerlerle ezerler.